Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun vermiş olduğu çocuk yoksulluğun araştırılması önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken geçtiğimiz cuma günü hemşerim Bekircan Kerek şehit düşmüştür. Başta hemşerimiz, şehidimiz Bekircan Kerek olmak üzere bugün şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, çocuk yoksulluğu birçok hak ihlalini bünyesinde barındıran, önlenememesi ve önüne geçirememesi halinde yaşam boyu sağlık, eğitim ve gelişim gibi çok kalıcı etkiler bırakan bir sorundur. Sorunu çözmek için neden adım atılmıyor? Yasa mı eksik? Hayır. Uluslararası sözleşmeler var, anayasa var, bakanlıkların faaliyet raporları, eylem planları var. Aslında mevzuat olarak her şey var. Peki ne yok? Sadece çözme iradesi yok. Çünkü yoksulluğu çözmek değil, çok yoksulluğu önlemek değil, yöneterek iktidarda tutunmak isteyen bir irade var. Değerli arkadaşlar, yoksulluğu önlemek için, çocuk yoksulluğunu bilmek için öncelikle milletin içine gitmek, pazar yerlerini, akşam üzerleri ziyaret etmek gerekir ki oradaki vatandaşlarımızın akşama çocuklarının önüne koyacak bir yemek pişirebilmek için yaşadıkları o zorunu ve atıkları toplayan aileleri görmek lazım. Ama maalesef bunu yapmıyorsunuz, yapmak da istemiyorsunuz. Yine TÜİK'in doğru düzgün bir araştırma yapması gerekir. O da yapmıyor. Peki ben size birkaç örnek vermek isterim. TÜİK'in yapmadığını 3 hekim yapmış ve 3 hekim ilkokul, ortaokul, lisedeki 6-19 yaş arasındaki 1049 öğrenci, çocuk hakkında bir araştırma yapmış. Ve görülen sonuçlar inanın çok vahim tablolar. Her 4 çocuktan birisi çok düşük kilolu ve bu çocukların her biri kalp rahatsızlığı potansiyel riskine sahip ve aynı zamanda da maalesef kansızlıkla mücadele ediyor. Her 4 vatandaştan birisi son bir yılda para ve gelire, yeterli gelire sahip olamadığı için bir daha gıdaya erişememe kaygısını yaşıyor. En vahimi, her 8 çocuktan biri karnı aç olduğu halde yemek yiyemiyor, aç kalıyor. Bunlar sizlerin duymak istemediği aslında bazı gerçekler. Yine bir pazarda bir çocuk şunu söylüyor. Diyor ki, beslenmeyi çoğu zaman okula götüremiyorum. Beslenmem olmadığında oturup ders çalışıyor numarası çekiyorum diyor. Yine bir anne diyor ki, evde kira, taksit, borç konuşuyoruz. Çocuğum diyor ki diyor, ben çalışayım, okulu bırakayım, çocuğumdan utanıyorum diyor ve sizler maalesef bunları duymuyorsunuz, duymak da istemiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, elimde sizin bu okulda beslenme programımıza ilişkin bir raporunuz, eylem planınız var, onun 40. sayfası. 2019'unda yapmışsınız ve diyorsunuz ki, çocukların sağlıklı beslenmesi için bir program, çocukla okulda okul yemeği programı yapacağız ve 2020'de başlayacağız diyorsunuz. Ama 2022 bu programa başlamadınız. Neden başlamadınız? Bu programa başlamak için bütçe mi yoktu? Hayır, vardı. Çünkü yandaşlara aktardığınız bütçe var, affedilen vergiler var ve kıyak huzur hakları var. Demek ki bütçe var. Neden hayata geçirmediniz? Bir nesil kayboluyor arkadaşlar. Bir nesil kayboluyor ve maalesef geri telafisi de mümkün olmayacak. Pazarda aileler çürük sebze meyve topluyor. Karabağlar Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı. Diyor ki, geçen yıl 3007 ton atık topladım. Bu yıl 1918 ton. Her ay 30 ton pazar atığı yok olmuş. Neden biliyor musunuz? İşte aileler gidip pazar atıkları topluyorlar değerli arkadaşlar. O nedenle çocuklarımızla, çocuklarla ilgili ve bu beslenme ve beslenme hakkına ilişkin mutlaka yoksulluğun sebeplerini araştırmak için bu komisyonu kurmamız gerekiyor ve bütün partilerin de bu komisyon için desteklerini bekliyorum. Ve sözlerimi tamamlarken Gezi'nin çocuklarını, dün siyasete boyun eğmiş mahkeme tarafından hapse atılan, zindana atılan, başta Can Atalay ve Mücella Yapıcı olmak üzere bütün Gezi tutsaklarını buradan saygıyla selamlıyorum. Gezi kalacak, siz gideceksiniz diyorum. Genel kuruluna saygılar sunuyorum.